sefer denize atlamasının sebebi yani balama kumbarası mı? Bilmiyorum ki oğlum. Belki de evini arıyordur denizin içinde. İyi misin? İyiyim. Kumbarayı nasıl buldun? Neredeydi? İki kayanın arasına sıkışmıştı, öyle aldım. Alırken zorlandın mı? Kızım tamam, sıkıştırma. Sen Güneş ablana teşekkür etmiş miydin? Ettim ama bir daha ederim. Sarıl sarıl, ısırmaz sarıl. Çok teşekkür ederim. Tamam. Tamam, çok teşekkür ettin. Gerek yok. Yeter bu kadar. Yetmez. Annem gitti, kumbaram vardı. Kumbaram da gidince ben çok üzülmüştüm. Ama şimdi annem gelmiş gibi oldu. Kızım. Ben yenisini alırım kızım dedim. Yani onun için bu kadar önemli olduğunu düşünmedim. Sağ ol. Önemli değil. Önemli. Anne baba olunca anlıyor insan. Çocukların üzülünce. Ölen nefesin kesilecek gibi oluyor. Ama işte her zaman üzgün olduklarını anlayamıyorum. Anneleri olsa anlardı. Sen nasıl anladın? Yani neden anladın? Sen kumbarayı almak için yendin, başka bir şey... Yok. Yok, başka bir şey. Başarısız girişimi aynı yerde tekrarlamadım. Niye peki? Niye mi? Niye? Yani bu kadar büyük bir işe kalkıştın. Kumbarayı bulamayabilirdin. Ayrıca hasta olabilirsin. Ne yapayım? Param yok. Hı? Yani size olan borcumu başka türlü ödeyemezdim. Ne borcu? Yani ben burada kalıyorum. Yemeğinizi yiyorum, suyunuzu içiyorum. Elektriğinizi kullanıyorum filan, bunların bir bedeli olmak zorunda. Saçmalama Güneş, ne bedeli ne borcu, yani hayatta her şeyin karşılığı yoktur. Vardır. Hayatta her şeyin karşılığı vardır. Ben de işte kumarayı çıkardım. Benim için yaptıklarınıza karşılık olarak. Anladım. Neyi anladın? Seni anladım. Yani borçlu hissetmen. İyi tamam, o zaman seni bu borçtan kurtarayım. Çalış burada. Çalışayım mı? Evet, çalış. Yani hem kendini borçlu hissetmemiş olursun... ...hem zaten çocuklarla ilgilenecek birine ihtiyacım vardı. Zaten bir yardımcı bulacaktım. Bakıcı olarak mı? Evet. Yani yemek var, yatak var, asgari ücret. Ya söz bak, kendini hatırladığında sigorta da yaparım sana. Ama ben yapamam ki. Ya yaparsın, ne olacak işte ya. Yemek yapacaksın, çamaşır yıkayacaksın, kuruları asacaksın. O kadar, zaten hafta sonu temizliği beraber yaparız. Ama ben yemek yapamıyorum ki, gördün. Yaparsın ya, ekmeğe yağ sürersin, salça sürersin. O kadarını sen de yapıyorsun. Tamam işte, benim kadar yap yeter. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Hadi çocuklara bu haberi söyleyeyim.
Çocuklar, size bir haberim var. Güneş ablanız bundan sonra sizinle ilgilenecek. Tadımız mı olacak yani? Bakıcı desek daha doğru. Ama biz bebek değiliz ki. Ama büyük de değiliz. Burada mı kalacak yani? Bir süre diyelim. O zaman cümleten hayırlı uğurlu olsun.